Dışarıdan gördüğün Adem kimdir sence? Ama spor kariyerimi noktaladıktan sonra da Survivor'da benim için bir hayaldi. Bilmem neyin yiyorsa beni de ringe çıkarmış. Salona seviyorum. Geldi mi o şahıs? 2022'de All Star olursa... Parkurları gördüğün zaman açıkçası bir özlüyorsun. Ben en son 3 yıl önce katıldım galiba. Bir kere gittim. Aa pardon, Ümit Karan'la birlikte gitmiştim bir kere. O beni götürmüştü yine. Ümit Karan, aynen. Beni hep kötü yola düşüren o adam. Balkaymak. Buradan da ona selam olsun. İzliyorsa. İnşallah izliyordur bizi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Instagram'dan bir anket açmıştım. Siz sorularınızı sordunuz. Sorular şu an bende. Ben de soruların ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Şimdi duyup şimdi cevaplayacağım. Umarım vermiş olduğum cevaplar sizleri tatmin eder. Adem Kılıççı kimdir? Ucu çok açık bir soru ve bunu cevaplarsak çok uzun sürer. Diğer sorulara cevap kalmaz gibi geliyor ama Adem Kılıççı gördüğünüz gibi biridir yani. Survivor'da izlediğiniz veya dışarıdaki hayatta tanıdığınız adam kimse aynıdır. Yani ben genelde hani kendimi anlatmayı sevmem ama yani ben de sana aynı soruyu sorabilirim yani. Dışarıdan gördüğün Adem kimdir sence? Survivor'a katılmak nereden aklına geldi? Sportif kariyerimin sonuna gelmiştim. Bir de böyle kötü bir zaman geçirdiğim dönemlerdeydi. Öncesinde Survivor'ı zaten izleyen birisi olarak böyle spor kariyerim bittikten sonra hep gitmeyi düşündüğüm, planladığım bir yerdi. Sportif kariyerim de bitince, olimpiyatlara gidemeyince de açıkçası biraz psikolojim bozulmuştu ve bir gün bir sabah kalktığımda yani ülkeden gitmek istedim. Hani ıssız bir yere gitmek istiyordum hep böyle. İnsanlarla konuşmak istemiyordum. Böyle bunalımdaydım yani açıkçası. Ondan sonra işte Survivor'a gitmeyi düşündüm ve sonrasında zaten Acun abiyle iletişime geçtik ve o da sağ olsun beni memnuniyetle karşıladı. Sonrasında bizim Survivor maceramız zaten başladı. Keşke Survivor yerine boks kariyerimi seçseydim diyor musun? Çünkü bir jübile bile yapamadım. Açıkçası ben bir şey seçmedim. Zaten benim için her zaman öncelik bokstu. Ama spor kariyerimi noktaladıktan sonra da Survivor'da benim için bir hayaldi. O yüzden ikisinin arasında bir tercih yapmışım gibi algılama bence bunu. Çünkü burada bir tercih yok. O zaman popülarite daha mı ağır bastı? Popülarite değil. Yani açıkçası ben zaten aktif spor yaptığım dönemlerde bana Survivor'a git deselerdi muhtemelen gitmezdim. Yani hep hayalimde, kafamdaki düşünce açıkçası şuydu. Ben sporu bıraktıktan sonra buraya gideceğim. Burada yarışacağım. Mutlaka burada yarışmam lazım kafasında olduğum için. O yüzden yani bunun benim kariyerimi etkilediğini düşünmüyorum. Ya yoksa ben Survivor'a gitmeseydim de boks hayatımı bıraktıktan sonra yine sporun içinde olacaktım. Survivor'a gitmemin tabii ki popülerite anlamında bana çok büyük bir katkısı oldu. Daha çok insana ulaşabilmeye, daha çok insana dokunabilmeyi sağladım bu vesileyle. Ve bu da beni tabii ki mutlu etti. Çünkü küçücük bir ailem varken kocaman bir aileye sahip oldum. Peki bu kadar başarı dolu kariyerden sonra hakikaten neden jübile yapmadın? Jübile yapacağım. Hatta jübilemi de kendi salonumda yapmayı düşünüyorum. Sportshell Kartal şubesinde çok güzel bir boks arenası yapıyoruz. Arkadaşlar hani kendi yerimde jübileyi yapmak her zaman bana daha mantıklı gelmiştir. Oraya güzel bir fight arena yapacağız ve o fight arenada inşallah da İlk organizasyonumuz belki de benim jübilem olacak yani bilmiyorum. Belki de jübile yapmayacağım. Belki de birkaç tane maça da çıkacağım. Çünkü hala kendimi zinde ve dinamik hissediyorum. Ve ringe çıktığım zaman dövüşebileceğimi de hissediyor olabilirim yani. O yüzden şu an için jübile yapmak çok erken. İlk Survivor ve All Star, ikinci şampiyon olduğun Survivor'ın ikisinden de sana yapılan ve en unutamadığın haksızlık veya güzel bir şey de olabilir bu. İlk mutlu olduğum an yemek konseyinde benim yemeğim seçilmişti o zaman. Benle İlhan Mansız'ın yemeği seçilmişti. Dışarıdaki insanların bana sahip çıktığını hissetmiştim. O zaman mesela çok mutlu olmuştum. Bana ekstra bir enerji olmuştu, güç olmuştu. Zaten haksızlık konusuna gelince ben normal hayatımda da bana çok büyük haksızlık yapılmasına izin vermeyen bir insanım. Yani bunu alelen, gözümün içine bakarak yapıyorsa eğer muhtemelen cevabını da alıyordur. O yüzden içimde kalan bir şey yok yani. Çünkü ben herkese gereken cevabı gereken yerde vermiş bir insanım. Abi demiş, nişanlandın mı demiş. Geçen gün Hakan Hatipoğlu herhalde, Hakan abi dediğine Hakan göre. Hakan Hatipoğlu zaten panoramada bizi yapıyor durmadan. O tarz bir şey söyledi ama demiş, tam anlayamadık abi demiş. Nişanlanmış olsaydım şu anda parmağımda yüzüğüm olurdu.
Nişanlanmadım. Tabii ki hayatımda birisinin olduğunu her defasında söylüyorum. Bunu sizlerle çok fazla paylaşmıyorum. Ben biraz daha özel hayatımı kendi içimde yaşayan bir insan olduğum için ve karşımdaki birlikte olduğum insan da aynı düşüncede olduğu için bu işin adını koymadan bu tarz durumlarımı paylaşmayı sevmiyorum. Evlilik düşüncem var mı? Tabii ki var. Yaşımın da geldiğini düşünüyorum. Açıkçası ben de artık baba olma hissini yaşamak istiyorum. Her erkek gibi, her kadın gibi. Bu biraz daha böyle zamanla oluşacak bir durum. Sonuçta bir ömür boyu birlikte yaşayacağım bir kararı veriyorsun. Ben bu kararı verdim mi? Verdim. Geçen gün sana biri nokta 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 benimle ringe çıkar mısın demişti. Hatta sen de bunu story'inde paylaşmıştın. Bilmem neyin yiyorsa benimle ringe çıkar mısın? Salona diye. Geldi mi o şahıs? Yok, o arkadaş sonrasında bana bir mesaj attı. Abi dikkatini çekmek için işte mesaj attım. Ben seni çok seviyorum. Ben de ağırlıyım. İşte Bodrum'a gelirsen seni misafir etmek isterim. Yani bu şekilde ilgi çekmek bir insana saygı duymamı engelliyor yani. Elinde sihirli bir değnek olsa şu anda bu çok ülkede güzel bir soru. Neyi değiştirmek isterdin? Zor bir soru ya. Hani böyle bu SMA hastaları falan var. Ben açıkçası tıpla alakalı böyle o sihirli değnekle dokunduğum bütün hastaları iyileştirmek isterdim. Vay güzel. İkili ilişkilerinde, bu arkadaş da olabilir, eş de olabilir, dost da olabilir, seni en çok kızdıran durum nedir? Ben içten pazarlıklı insanları sevmiyorum. Açık sözlü insanları severim. Yüzüme karşı konuşmalarını severim. Beni sevmeyen insanın bana hissettirmesini isterim. Seven insanın da hissettirmesini isterim. Onun yanı sıra özgürlüğüme çok düşkünüm. Benim hayatıma çok fazla müdahale edip beni çok fazla kısıtlamaya çalışılmasını sevmem. Onun yanı sıra. Ama gereken sorumluluklar nelerse o sorumlulukları gönül rahatlığıyla alabilirim. Fakat ikili ilişkilerinde ben samimiyete çok dikkat ederim. Karşımdaki insanın samimiyeti benim için çok önemli. Şampiyon demiş. 2022'de All Star olursa katılır mısın? Biz çok isteriz demişler. Böyle kalp koymuşlar. Şöyle şöyle işaret yapmışlar. şöyle mi yapmışlar? Şöyle mi? Yani o soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ederiz. Ben heyecanlı bir adamım. Yani böyle bir yerde heyecan görürsem eğer o heyecanın peşinden giderim. Tabii ki bunun kararını ben veremem. Şu anda ben All Star'a gitmek istiyorum desem de hani sonuçta bunun kararını verecek kişiler ben değilim. Acun Medya. Eğer Acun abi tarafından bana böyle bir teklif gelirse o anki durumumu, aile durumumu, iş durumumu değerlendiririm ama tabii ki insan yani şu an bile izlediğin zaman, parkurları gördüğün zaman açıkçası bir özlüyorsun. Ben en son 3 yıl önce katıldım galiba. Abi yüzüne bir şey sürüyor musun demiş. Hiçbir şey sürmüyorum. Hayatım boyunca da hiç sürmedim. Ne gece kremlerin, gündüz kremlerin yok mu? Yok yok ya. Ne cilt bakımı. Hayatımda hiçbir zaman cilt bakımına gitmedim mesela. Yani bir kere gittim. Ümit Karan'la birlikte gitmiştim bir kere. O beni götürmüştü yine. Ümit Karan. Aynen. Beni hep kötü yola düşüren o adam. İğne falan yapmışlardı. İşte böyle cildi güzelleştiren, daha böyle gözenekleri kapatan bir işlemdi. Bilmiyorum, ismini bile unuttum. Ama yüzüme genelde bir şey sürmem arkadaşlar. Sürekli at çiftliğine gitmenin özel bir sebebi var mı? At çiftliğine gitmemin özel bir sebebi var. Çünkü orada bir atımız var. Balkaymak. Buradan da ona selam olsun. İzliyorsa. İnşallah izliyordur bizi. Onun dışında kız arkadaşımla bizim buluşma noktamız. Orada çok huzurlu oluyoruz. O yüzden evi de çok yakın zaten. Survivor'dan hangi arkadaşlarınla görüşüyorsun? Ya ben 2017'den tabii ki görüşmediğim insanlar var. Görüştüğüm arkadaşlarımı zaten biliyorsunuz. All Star sezonundan herkesle görüşüyorum. Şimdi arkadaşlar herkes çıktı. Herkes işinde, gücünde. Yani devamlı böyle mesajlar geliyor. İşte bununla niye görüşmüyorsun? Şunla niye görüşmüyorsun? Bununla niye görüşmüyorsun? Yani biz böyle hayatımızı birbirimizle görüşmek üzerine kurmadık. Yani herkesin bir hayali var. Zaten Survivor'a gitmenin de bir amacı var, bir gayesi var. İnsanlar Survivor'a sadece yarışmak için gitmiyor. Çıktıktan sonra hayallerini gerçekleştirmek için gidiyor. Ara sıra yazışıyoruz, ara sıra konuşuyoruz ama sık sık görüştüğüm kadro zaten bellidir. Hakan'la mesela devamlı görüşürüz, Sema'yla devamlı görüşürüz, Damla'yla görüşürüm. İşte mesela Merve'yi çok severim. Merve'yle niye görüşmüyorsun diye soranlar oluyor. Yani o kız da çalışıyor devamlı. Devamlı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de anne, yeni bir anne yani oldu. Yeni anne oldu, Allah bağışlasın. Nur topu gibi bir çocuğu oldu. Önemli olan kalplerin temizliği, önemli olan gönüllerin bir olması. Yani biz bir araya geliriz bir gün zaten. Devamlı didiştiğiniz aslında bir Turabi gerçeği var. Yani hatta yüksek derecede kavgalarınız da oldu Survivor zamanında. Turabi ile ortak bir projede yer alır mı? Mesela bir senin YouTube kanalının içinde Turabi ile ortak bir video olur mu? Biz Turabi ile zaten bunu daha önce de söyledim arkadaşlar. Yarışmanın içinde helalleştik zaten.
Benim için Tur abi ile alakalı geçmişte içime sindiremediğim bir duygu yok. İçime sindiremediğim bir olay yok. Ona kinim yok, nefretim yok. Severim de, başarılı bir insan ve her defasında onun bulunduğu sezonda şampiyon olmama rağmen bence Survivor'ın en unutulmaz yarışmacısı Tur abi demişimdir. Survivor'a en fazla hizmet eden kişi de Tur abidir demişimdir. Çünkü Tur abi tam bir yarışmacı, profesyonel yarışmacı. Ben profesyonel bir yarışmacı değilim. O yüzden benim Tur abiye karşı kesinlikle herhangi bir kinim, nefretim yok. Hatta ara sıra da yazışıyoruz ve çok fazla görüşmüyoruz. O ayrı bir şey. Onun planları, hayat tarzı farklı. Benim planlarım, hayat tarzı farklı ama Tur abi özünde dışarıda iyi bir adamdır. Kötü bir adam değildir. Kendi çabaları ile bir yerlere gelmeyi başarmış siz, biz gençlere tavsiyeleriniz nelerdir demiş. Çok teşekkürler Pınar. Öncelikle ben hayatım boyunca hani böyle çok teferruata takılan bir insan değildim. Hani çok okuyun, şöyle yapın, böyle yapın. Okumak kesinlikle iyidir. Gezmek de iyidir. Tecrübe edinmek için yanılmak da iyidir. Sonuçta her yanılgı sizin gelecekte bir tecrübeniz oluyor. Ayağım tökezledi, düştüm, kalktım, sakatlandım, 6 tane ameliyat geçirdim. Her ameliyatımda bana spor hayatı bitti dediler. Bundan sonra yapamaz dediler. Ama ben her seferinde bir insanın neler başarabileceğini onlara kanıtlamak için her seferinde tutunacak bir dal aradım ve o tutunduğun dalın peşinden gittim. Siz de hayallerinizi yaşatın. Bakın annelerinizin, babalarınızın sizler için biçtiği hayaller değil. Sizin gelecekte kendinizi nerede gördüğünüzle alakalı bir durum bu. Yani siz bunu başarabilirsiniz. Annenizin veya babanızın veya arkadaşlarınızın hayallerine ortak olarak bunu başaramazsınız. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunu önce bilin. Bunu bilirseniz eğer gideceğiniz yolu da bilirsiniz. Yani ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Her zaman daha fazla çalışmak istedim. Her zaman hayallerime bir adım daha yaklaşmak için daha fazla çalıştım. Ama inanarak çalıştım. İnancımın doğrultusunda bazı şeyleri elde ettim, bazılarını edemedim. Ama her zaman şükrettim. Kazandıklarım benim için her zaman bir artıydı. Kaybettiklerim de her zaman bir tecrübe olarak kaldı. Yani ben gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini ama sadece kuru hayal olarak değil, o hayallerini hayata geçirebilmek için de planlar yapıp, o planlar doğrultusunda kendilerini psikolojik olarak hazırlayıp bu hayallerinin peşinden gitmelerini istiyorum yani. Ben sporcu olmak istedim ve sporcu olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Kendimce de başarılı oldum. Türkiye'de boks anlamında saygı gösterilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani bunu burada küstahlık olsun diye söylemiyorum gerçekten. Hani bu anlamda gerçekten de birçok çocuğa dokunduğumu düşünüyorum. Birçok çocuğun boksa başlamasını, işte stilinde belki benim stilimi izleyerek işte Adem abi gibi boks yapacağım, Adem abi gibi yapacağım. Belki birçok antrenör işte benim stilimi örnek göstererek sporcularına işte teknik taktik öğretmiştir. Yani benden bir parça onlardaymış gibi hissediyorum ve o parçam bir gün başarılı olduğunda bana sadece alkışlamak düşüyor. Yani bu. Umarım vermiş olduğum cevaplar sizi tatmin etmiştir. Bundan sonraki içeriklerle alakalı düşüncelerinizi eğer bu videonun altına yazarsanız biz de sizin düşüncelerinizi takip edip belki de seçtiğimiz video sizin bize önerdiğiniz video olacaktır. O yüzden kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videomu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.